Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sinem Hocam. Hücreden devam ediyoruz. Zarsız organellerle başlıyoruz. Ribozomun yapısından ve sentrozomun yapısından başlayalım bakalım. Organelleri nasıl ayırmıştık? Zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olarak ayırmıştık. Zarsız organellerimiz sadece iki tane, sentrozom ve ribozom. Tek zarlı organellerimiz ise endoplazmik retikulum, lizozom, golgi, kofol ve peroksizomdu. Çift zarlı organellerimiz de yine iki taneydi, mitokondri ve plastitlerdi. Zarsız organellerden ribozomla başlayalım. Ribozomun görevi neydi? Amino asitlerden protein sentezlemek. Temel görevi buydu. Peki bunu nasıl yapıyordu? Üzerinde bulunan rRNA'larla amino asitleri katalizliyordu rRNA ve böylece protein sentezini gerçekleştirmiş oluyordu. Peki hangi canlılarda bulunuyordu? Ökaryotlarda ve prokaryot hücrelerde. Yani ökaryot ve prokaryot canlılarda bulunuyorlardı. Peki bu rRNA ve protein yapısının oluşturduğu yapının bir ismi var. Biz bu rRNA ve proteinin oluşturduğu yapıya nükleoprotein adını veriyoruz. Bu nükleoprotein yapısı aslında geniş bir kavram. Yani nükleik asit ve proteinin oluşturduğu yapı olarak da adlandırabiliriz. Ribozomdaki hali rRNA ve proteinden oluşmuş hali. Nükleoprotein başka canlılarda da bulunuyor. Daha doğrusu virüse canlı demek doğru değil ama virüste de bulunuyor. Başka yapılarda diyelim daha doğru olur. Ayrıca kromozomda da nükleoprotein yapısı bulunuyor. Kromozomda nasıl bulunuyor? Ne dedik? Nükleik asit ve protein yapısı. Kromozomda ne vardı? Histon proteinleri vardı. Ayrıca DNA bulunuyordu. DNA'nın ve histon proteininin oluşturduğu yapı işte nükleoprotein olarak adlandırılıyor. Virüste ise DNA veya RNA bulunuyordu. Buna ek olarak bulunan bir protein oluyor nükleoprotein. Ribozomu iki alt birim ayırıyoruz. Büyük alt birim ve küçük alt birim olmak üzere. Ribozomun alt birimleri normalde birbirinden ayrı olarak bulunuyorlar. Fakat protein sentezi olacağı zaman bu yapılar büyük alt birim ve küçük alt birim birleşiyorlar ve mRNA, DNA'dan aldığı bilgiyi, çekirdekte bulunan DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşıyor. Bunların birleşmesi sağlanıyor ve böylece aktif bir ribozomdan bahsediyoruz ve protein sentezi başlayıp devam etmiş oluyor. Peki ribozomlar nerelerde bulunuyor? Endoplazmik retikulumda, ki biliyorsunuz granülle endoplazmik retikulum adını alınıyor. Çekirdek zarının üzerinde bulunuyor. Sitoplazmanın sıvı kısmında dağınık halde bulunuyor ki bunlar protein sentezinden görevli. Protein sentezinde görevli. Kloroplast ve mitokondrinin içerisinde de ayrıca ribozomlar bulunmakta. Peki ribozomlar nerede sentezleniyor? Bu bir soruydu. ÖSYM bunu sormuştu birkaç yıl önce. Çekirdekçikte daha önceden belirtilmiyordu nerede sentezlendiği ribozomların ama artık belirtmekte fayda var. Çekirdekçikte sentezleniyor ribozomlar. Bundan da bahsettiğimize göre gelelim ökaryotik, evet tekrar yazmışım çünkü çok önemli, çekirdekçikte üretiliyorlar. Gelelim bulundukları yerlere, nerede bulunuyorlardı tekrar edelim. ER'de bulunuyorlar, granüllü ER şeklinde, çekirdek zarında bulunuyorlar. Mitokondride, kloroplastta ve sitoplazmada da dağınık halde bulunuyorlardı. Ribozomda bir polizom yapısından bahsediyoruz. Polizom ne demek? Poliribozom. Yani çok sayıda bulunan ribozomlardan bahsediyoruz bu yapıda. Poliribozom eğer bir proteini birçok defa sentezlemek yerine bunu bir tane mRNA'ya sentezliyoruz ve bunun üzerine birçok ribozomu bağlıyoruz. Birçok proteini sentezlemiş oluyoruz. Yani burada amaç bir çeşit proteinden çok fazla sayıda sentezlemek. Biz bunu DNA'dan aldığımız bilgiyle mRNA'yı çok defa sentezleyip hücrede bir kalabalık oluşturmak ve enerji sarfiyatı oluşturmak yerine bir tane mRNA sentezliyoruz. Birçok ribozom gelip bağlanıyor. Birçok protein sentezliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir çeşit protein sentezlenir. Birçok ribozom kullanılır. Yani birçok çeşit protein sentezlenmiyor. Tek çeşit, mesela A proteininden sentezlemek istiyorsunuz. A proteininden sentezleniyor hepsi. Bütün ribozomlar o A proteinini sentezleniyor. Başka bir protein sentezi yapmıyorlar. Gelelim diğer zarsız organelimiz olan sentrozoma. Zaten iki taneydi, ribozom ve sentrozom. Sentrozomlar iki tane sentriyollerden meydana geliyorlar. Ki şu sentriyol yapısı ikisi bir araya gelerek, dik olarak bir araya gelerek
sentrozomu oluşturuyorlar. Yani sentrozom iki sentriyolden meydana geliyor. Sentriyoller de mikrotübüllerin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Yani sentrozomun temelinde mikrotübül yapısından bahsedebiliriz. Görevi ise iyipliklerini düzenlemek. İyiplikleri ne yapıyordu? Hücre bölünme sırasında kromozomların kutuplara ayrılmasını, çekilmesini sağlıyordu. Asıl görevi bu. Peki kendini eşleyebiliyor. Evet, en önemli özelliği sentrozomun kendisini interfaz evresinde eşleyebilmesi. Kendisini eşleyebilen başka organeller de vardı. Bunlar mitokondri. Ki mitokondri de daha ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağım. Kloroplast ve sentrozom, bunlar kendisini eşleyen organeller. Bir de şöyle sorularda karşınıza çıkabiliyor. Kendisini eşleyen hücrede yapılar dediğinde buna ek olarak da çekirdeği ekleyebilirsiniz. Yapılar dediğinde çekirdeği de ekliyorsunuz. Organeller dediğinde sadece mitokondri, kloroplast ve sentrozomdan bahsedebiliyoruz. Ökaryotlarda sil ve kamçı yapılarının oluşumunda görev alıyor. Bunu temel olarak aslında mikrotübül sağlıyor sentrozomun yapısındaki. Ama burada da değinmekte fayda var. Bulunmadığı yapılar var. Olgun alyuvar hücresinde bulunmuyor. Sinir hücresinde bulunmuyor. Çizgili kas hücresinde ve yumurtada bulunmuyor. Bunlar bölünme yetenekleri olmayan hücreler. Burada şöyle bir karmaşa çıkıyor. Bunlar bölünemedikleri için mi sentrozom bulunmuyorlar? Yani özelleşmiş başka işlerde görevli oldukları için mi sentrozom bulundurmuyorlar? Yoksa sentrozom bulundurmadıkları için mi bölünemiyorlar? Burası tam olarak hala netleşmiş değil. Sadece bulunmadığını bilseniz yeterli. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde de bulunmuyordu. Peki yüksek yapılı bitki hücreleri ama bölünebiliyorlar. Tamam, olgun alyuvar, sinir hücresi, kas hücresi, yumurta bölünmüyor ama o yüzden ihtiyacı yok sentrozoma. Fakat yüksek yapılı bitki hücresinin sentrozoma ihtiyacı var. Çünkü bölünebiliyorlar. Bölünme yeteneğinde hücreler. Bulunmuyorsa bitki hücresi nasıl bölünüyor? Şöyle ki mikrotübül bulunan bir bölge var. Orada iyiplikleri sentezleniyor ve hücre bölünebilme yeteneğine sahip olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, ribozomun yapısından ve sentrozomun yapısından bahsettik. Zaten zarsız organeller kısa bir konu. Zarlı organellerle devam edeceğiz. Hoşçakalın.